merhabalar, sevgiler. Toptiler Mesler'in yeni bölümüne hoş geldiniz. Bugün yine tam kadroyuz. Fırkız Hocam, ne habersiniz? İyiyiz abi. Sıhhatler olsun. Çok mersin. Ciddi çok beğendim. He? Ciddi çok beğendim. Valla. Oranını, sakalla İlk oranını. İlk defa Toptiler Mesler'de saç kısa sakal uzun. Çok Beckham iyi. 2000. Kesinlikle. Dersen çok şımarır. Dani Carvajal diyelim o yüzden. Dani Carvajal'in. Beckham'cı yani. Biraz aşar gibi ama... Siz de çok şıksınız efendim. Eyvallah abi. Sizin kadar olmasa da. Çok güzel bir menümüz var efendim. 90'larda gol olanlar, 90'larda olup havada iptal edilenler, derbiler. Çok güzel bir fikstür. Doping cezaları, ki bu bir doping cezası değil. Bu insanlık suçu işlemesi lazım 4 yıl. Bir de bir futbolcu olarak tanıdığımız bir efsaneyi daha teknik direktörlüğünü öveceğiz. Hiç de övmezdik Xabi Alonso'dan. Bayağı keyifli bir menü bizi bekliyor. Dilerseniz Manchester derbisiyle başlayalım. Abi, bir UFC izliyorum bu ara, MMA takip ediyorum. Şimdi hem şey var orada, tekme tokat girişiyorlar, hem de güreş var. Boksu falan bilirdik de güreşi yeni takip etmeye başladım o sayede. Rakibi öğütmek diye bir laf kullanıyor yorumcular. Rashford muhteşem bir gol attı ama ilk yarı 20 tane şut atarak yani böyle yavaş yavaş böyle çiğ köfte gibi yoğurdu bence. Ve... Ya iki takım arasında, iki hoca arasında, iki kadro arasındaki farkı çok acı bir şekilde gösteren bir maç oldu. Sen ne diyorsun sen? Abi, oyun planından mı girelim, kadro farklarından mı girelim? Şu an bilemedim. Şimdi kadro farkından girersek, şimdi eğri oturup doğru konuşmak lazım. Çok gereksiz kullandım bu tabiri. Şu an hiç gerek yoktu da. Abi, sahada olan olmayan, ciddi sakatları da vardı Manchester United'ın. Sahada olan olmayan bütün oyuncuları herhangi bir bölgede City'deki muadillerine yakın diyebileceğimiz bir oyuncu var mı? Lisandro Martinez'i belki City'nin stoperlerine yakın sayabiliriz. Bruno Pep'in elinde olsa ne yapardı diye bir düşünürüz ama... Ama hani Bruno'yu koydum, oradan eksi bir hücum oyuncusunu ya da hücumcu orta saha oyuncusunu çıkardım. Ha, olur mu? Kestirmem abi. Abi bu kadar olmaz ya. Bu kadar olmaz yani. Bir bölgede de dersin ki ya tamam, biz kötü yönetiyoruz bu kulübü. 4 senedir, 5 senedir, 6 senedir çok kötü yönetiyoruz ama topçu alıyoruz, tutmuyor. O yüzden de bu noktaya geliyoruz. Ya bir bölgede de dersin abi. Sağ bekim daha iyi dersin ya. Sol bekim daha iyi dersin ya. Yani çok acayip bir şey vardı, karşıtlık vardı o açıdan. Ama oyun planında da Ten Hag'ı şu açıdan eleştireceğim. Şimdi abi, tamam kapandın. Bunu yapacaksın. Ole Gunnar Solskjaer de bunu yapıyordu ve başarılı oluyordu yani. Çok büyük bir derbi üstünlüğü bir türlü tam olarak City kuramamıştı. Hatta Mourinho döneminde bile City kazansa şampiyon olacağı maçta, şampiyonluk maçında havayı bozmuştu kazanıp. Yani o üstünlük gelmiyordu ve hep buna yakın planlarla geliyordu. Ama bu artık ekstrem bir noktaya gitti. Yani şu an çıkardım, özellikle ona baktım. Abi City'ye karşı kimse City kadar iyi kadroyla çıkmıyor. Buna okey. Ve bu oyunu tercih ediyorlar. Bir iki nüansla. Ama abi Luton bu kadar derinde beklememiş. Özellikle rakamlara baktım. Yani pozisyonlarının ne kadar savunmanın geride kurulduğunun rakamlarına baktım. 33 metrede beklemiş. Abi Brentford 38 bekliyor. Newcastle 42 bekliyor falan. Hiç United kadar derinde bekleyen yok. Bunun sonucunda ne oluyor abi? Tamam, bir müthiş bir gol. Planın tuttu. Uzun vurdun. Bruno indirdi. McTominay koşu attı. Ön libero'yu kendisiyle çekti. Rashford bomboş kaldı. İnanılmaz bir şut çıkardı. 1-0 yaptı. Abi bundan sonra maçın hiçbir anında ya bu maç böyle biter hissini veremiyorsun. Çünkü derinde beklemek, şeyi dinledim abi. Tim Howard'ı dinledim, eski kaleci. Geride bekleyen takımlar için biz yorulmuyorlar diye bakarız da aslında hücum eden takımdan daha çok yorulurlar diyor. Çünkü sürekli kayma yapmak zorundasın. Sürekli kayma yapmak topu ayağında alıp koşu atmaktan daha zor bir şeydir. Sırtın kaleye dönük diyor. Yoruldum ve çıkacak bir noktada müthiş bir konsantrasyonla götürdüler. Ona hiçbir lafım yok. Belki de City'nin bu sefer olmayacak dediğim nadir United maçlarından biridir. Ama... Bir noktada işte sol bek oynayan Lindelöf mu oynadı sol bek? Lindelöf bir noktada bir adım geç kaldı. O şutu çıkardı. Bir anda 1-1 olduktan sonra zaten maçın United'lık hiçbir tarafı kalmadı. Hiç yani rakibi yormadan, yani 3 tane kontra yaparsın, bitiremezsin.
ama yorulur. Bu konsantrasyonla hücum etmeye devam edemez. Bunu yapamadı United. Herhalde herhangi bir geçen sene kazandıkları maç hariç 3 senedir bu programda konuştuğumuz bütün City United maçlarının aynısını söyledim yani. Solskjaer oynatıyordu değil mi abi? En iyisini oynatıyordu. Yani en iyisini oynatıyordu ve teknik adamlık konusunda şablonla ilgili ben de esasen bir şey söyleyeyim. City'ye karşı oynarken çok atak yapamayacak durumda olabilirsiniz. Kadro kaliteniz bahsettiğimiz gibi çok böyle geride kalabilir. Anlıyorum ama yani çıkarttığı ben oyun dizilişini anlayamadım abi. 4-2-4-0 diye bir şey buldu Ten Hag. Yani santraforsuz. McTominay'i Pep Guardiola'nın Barcelona fabrikası kullandığı gibi en önde forvet gibi, arkada Bruno Fernandes. Rashford'la beraber solda oynayan Lindelof'un arasında bir 65 metre 70 metreye varan bir boşluk. Garnacho'nun çok kötü bir maç performansı. O da aynı keza Dalot'tan yarattığı boşluk. Ve merkezde, merkezi tutmak istiyorsunuz. Maina, Casemiro, işte Bruno Fernandes'le beraber, hatta Tomine'yi de oraya dahil ederek bir dörtlü kolon yapmak istiyorsunuz ama De Bruyne yarıda geçti yani. Zaten hani City'nin 1-0 geriye düştü. Yani United'ın bir gol atma hakkı vardı. O da bir şutla. Yani bir set oyunu oynayarak gol atabilecek bir takım ivmesi çıkan kadrolar da vermiyordu, göstermiyordu bunu. Tabii planınız buysa, o hakkı da buluyorsanız 1-0'dan sonra bile rahat olamazsınız City'ye karşı. Bunu çok net izledik. İlk yarıda bile belki hani Onana'nın üstün performansı olmasa 2-1 City'nin üstünlüğüyle bitebilirdi. Tabii burada şunu da söylemek lazım. Maçın kesinlikle tartışılmaz en iyi oyuncusu Foden. Hani o taraftan okuyacağım. Guardiola şu an ligin en iyisi demiş. Ya bizim mesela 2016 yılına gidiyorum mesela. Emre Bor'u düşünüyorum. Nordsjælland'dan Dortmund'a milli takımda Avrupa Şampiyonası'nda yaptıkları. Yani Emre Bor'un bizim görmek istediğimiz son hali Foden'ın bu bitmiş hali, bitirmiş hali diye düşünüyorum. Şut gücü var, çalım gücü var. Oyun görüşü müthiş gelişti. Topsuz koşuları çok Topsuz koşuları çok iyi. Ve City'nin en ihtiyaç duyduğu şey aslında. Ve oyunun içerisindeki bir sonraki hamleyi bir İngiliz futbolcunun bu kadar iyi düşünebilmesi, özellikle son zamanlarda yani birçok İngiliz futbolcu hep de okuruz zaten. Yani aşırı şekilde övülür ve performansı yani birse bin yapılır ki bu hani captionlarda da çok sosyal medyada konuşulur ama Foden hakikaten onu veren bir oyuncu. Bambaşka bir hale büründü. Attığı ilk goldeki vuruş kalitesi, ikinci golde de Onana'nın hatası olduğunu düşünüyorum abi. İyi bir maç çıkartıyordu ama hani koparttılar zaten orada maçı. Nedense bir garip atlıyor toplara bu adam. Yani erken desem... Abi topu atlarken kaleye bakarak kafasını öyle atlıyor. Önüne yatarak atlıyor. Çok değişik bir atlama stili var. Onu ben de %100 katılıyorum. Yani zor bir şekilde kurtarmak istiyor. Ya 96'da mı ne öyle atlardık? Ha, topa üstüne yatardı, kapanırdı böyle. Aynı öyle. Abi şeyi hatırlıyor musun Ajax döneminde? Çok iyi bir maçtan sonra biz Totler Mesler hesabından o zamanlar o tip tweetler de atıyorduk. Şey diye tweet atmıştık. Eşkıya filminden gönderme yapıp kaldı mı dağlarda eşkıya dayı? Eşkıya artık şehirde repliğini paylaşıp. Eşkıya abi adam. Kaleciliğin eşkıyası yani. İşte, o yüzden o atlama stili normal. Yeni patron Radcliffe ile ilgili mesela şunun değişmesi lazım abi. Bu takımda artık seneye mümkünse Championship stoperi olan, ki maçın da geri dörtlüde en iyi oyuncusu Evans. Çok seviyorum ben de. Ve katılıyorum en iyisi. Ve maçın da en iyi oyuncusu ve United'ın hani baktığın zaman Middlesbrough'da falan oynayabilecek bir stoperi diyorsun. Ve takımında en iyisi hani Varane, Dalot, Lindelof'un arasında en performans veren oyuncu. Buralara eğer muhtaç olursa hiçbir şey değişmez. Yani bu yapıyı değiştirmesi lazım. Bu oyuncuların buralarda hani Haaland'ı, Foden'ı, işte Bernardo'yu tutmaması lazım her şeyden önce. Öyle bir yapılanmaya girmesi abi lazım. Abi şöyle olsa mesela olarak ne olacaktı sence? Bunu United galibiyet 5 maç üst üste kazandığında da söylediğimiz için şurada çok anlamlı oldu. Rashford o golü attı. Haaland o inanılmaz golü kaçırdı. Foden o şutu çekti. Lindelof geç kalmadı, ayağını uzattı, döndü. Bir şekilde ve tam o dakikalarda aslında 60'a doğru aslında bağlayabilirler mi lan 1-0'a demeye başlamıştık. Onana da kurtarıyor. Aynen abi. Ve bitti 1-0 maç. Maça zaten 11 puan dördüncünün gerisinde başladın. Maç bitti, 8 puan fark yaptın. Ve önünde iki takım var. Hem Tottenham var hem Aston Villa var. Ne kazanmış olacaktı hiçbir ki? Şey. Ne kazanmış hiçbir olacaktın şey ki abi yani? Bir derbi maçı ki hani senin için çok önemli bir derbi de değil bu. Öyle Galatasaray-Fener, Fener-Beşiktaş maç gibi bir maç da değil bu. Ha, senin için Liverpool kadar önemli bir maç değil. Yani bu planın ileriye dair sunduğu skor getirse bile hiçbir şey yok ve seni dördüncülüğe atacak mı? Yani puan farkı 5 çıkarsın, bu maçı kazanırsın, 2'ye düşürürsün. Hadi beyler şu şampiyon... Tabii. Gittin bu sene şampiyonlarda yine ne oldu mesela? Ben tam bu sebepten bu sene en saygı duyduğum hoca Postego oldu. Değil mi? Ten Hag'ın mesela, Ten Hag'ın kendi Ajax'tan bir kredisi var ya, Ten Hag United'da yapamazsa abi
yine bir yere gider. Postekoğlu ama gidebilirdi. Ona rağmen hiç arkasına bakmadı. En keyifli oyun neyse hep onu oynatmaya çalıştı adam. Ve yani şu maçı mesela bu takım, United'ın bu kadrosu Tottenham'dan çok 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 kötü bir kadro değil. Bir şekilde keyif verecek bir şey bu. Değil tabii canım. Palace maçında mesela Postecoglou dediğin gibi abi onu yaptı. Mesela A planından güçlü bir A planından feragat etmedi. Hani Bentancourt, Madison oynadığı zaman işte Bissouma. Oyunu mesela Bissouma'yı oynattığı pozisyondan değiştirmiyor. Çok fazla rolünü değiştirmiyor. Bentancourt da keza dahil olduktan sonra aynı keza. Madison'la da mesela hani bir şey çıkartmaya çalışmıyor. O zaten iyi diyor. İyiyi korumaya çalışıyor ve onu daha da faydalı, verimli oynatmaya çalışıyor ya. Teknik adamlık dokunuşu budur. Ama biz mesela büyük maçlarda Ten Hag'ın en zayıf sınıfta kaldığı şey de bu. Şaşırtıcı bir plan yapmıyor. Hani senin dediğin gibi abi kazansan ne olacak yani? Ne değişecek? Yani. Ki oyun kültürün senin dediğin gibi Ajax'tan gelip de meydan okuyan bir oyun kültüründen geliyorsun. Oyuncuların limitlerini, elindeki kadronun limitlerinde göstermesi gereken maç bu maç abi. City maçı. Luton Town veya işte başka bir maç değil. Ben bu takımdan kimi taşırıma hiçbir cevap veremiyorlar şu an. Aynen. Çok zor soru. Yani abi Brennan Johnson şimdi Tottenham'da son dönemde sakatları dönmesine rağmen sezonun ilk 10-12 haftasındaki inanılmaz futbolda oynamıyor. Onlar da ite kaka gidiyorlar biraz. İlk yarısı mesela çok iyi kapandı Palace. Hiçbir şey yapamadı Tottenham falan. Ama Brennan Johnson'dan aldığı performans. Çıkar Brennan Johnson'ı şu takıma koy. Eyvah be. Bir şeyi değiştirecek bir adam mıdır? Değildir ama iki şey soracağım. Bir, faul pozisyonu hakkında ne düşünüyorsunuz Foden'ın golünden önce? Ben hiç Premier Lig'de bu kadar ıvır zıvır bir faulün konuşulduğunu görmemiştim. Bu hakemlik işi bu sene... Ya abi adamlar konuşmuyor dediğimiz yerlerde de ya tabii ki bizdeki seviye çok farklı bir yere gitti de oralara yaklaştı evet. Yani. O konuşulacak bir şey yok orada ya. Bence ya. De yok abi. Ona faul vermeye başladın mı dünyada futbol oynanmaz ama o kadar çok konuşuyorlar ki biz yayına gelene kadar ki baktığım süreçte çok tuhaf bir yere gidiyor ve herkes konuşuyor bu arada. Şimdi geçeceğiz öbür maça da bir de şey soracağım abi. Foden hakikaten şu an ligin en iyi oyuncusu Pep Hoca gibi. Sever o işleri. Pep Hoca'nın sevdiği iştir ama kafadan en iyi 5 performans gösteren adamından biridir. Size sorum şu. Solda oynatamayacaksınız. Solda oynamaları yasak. Milli takım. Saka ve Foden hangisini atarsınız? Forvet herkese alamıyor mu? Hayır. Sağda oynatmak zorundasınız. Şu an Foden alırım. Ben de Foden alırım. Çünkü sen Saka mı diyorsun? Şeyle, çok kararsızım abi. Kane'le yani Saka başka bir oyunun da oyuncusu da Kane'le Foden çok daha uyumlu olabilir diye düşünüyorum. Abi akışımız da yok. Gelmişken şunu söyleyeyim. Şimdi Aston Villa kazandı. Luton'um be. Ah Luton'um. Şu maçlar 70 dakika olsa Europa Europa Konferans Ligi'ye gideceksin. Ogbene de sakatlandı adamların şanssızlığı. Abi Oli Watkins'i söyleyeceğim. 16 gol oldu. 16 gol 10 asist oldu. Ya yani asist özel bu sene şeye dönüştü adam. Gabriel Jesus geçen sene sakatlık öncesi performans vardı ya. Genel Gabriel Jesus'tan umduğumuz her şeyi yapıyor. Ve Gareth Southgate abi artık özrü yok bu takımın. Yani İngiltere milli takımının orta sahadaki opsiyonlar hepsi formda. Orta sahadaki bütün oyuncular formda. Rice'lar, Madison'lar bilmem neler. Saka'lar, Foden'lar ön tarafta. Watkins'ler, Tony'ler, Kane'ler. Bu takımın gerçekten çok net bir şampiyonluk favorisi olması lazım. O ıkına sıkına futbol izletirsen harbi cam çerçeve indirtirsin bu insanları. Bu harbi buluşuruz. Diyelim son anda ıkına sıkına hakikaten kazadan takıma geçelim ama abi ilk yarı izlediğim en kötü Premier Lig maçlarından biriydi. Aynen. Yani çok maç izlediğimiz için bazen bizim gözlerimiz hafif kapanır kötü maçta. Eyvah deriz hele böyle hafif güneş de varsa da. O Premier Lig maçı öyle bir şey olmaz. En kötü bir çekim yakalar, bir tribün patlar bir şey olur. Liverpool maçında hiçbir şey yoktu. En kötü Klopp Hoca'nın inanılmaz sıkışık fikstür yüzünden ve sakatlıklar yüzünden sahaya atmak zorunda kaldığı random isimli topçulardan biri. Aa bu ne yapıyor lan falan dersin hiçbir şey yoktu. Yani Forrest buna itti. Nuno Hoca, Espirito Santos Hoca buna itti de soyadı Santos olan hocalar da buna itmezdi zaten maçları. Hiç itmez abi. Evet öyleydi ama ilk kez Joe Gomez orta sahada ben izlediğimi hatırlıyorum ve ilk kez toplu oyunda Joe Gomez çıkmadığı zamanlarda üçlüye yakınsayan bir
Klopp takımı izledim herhalde. En beğendiğim oyunculardan biri Gomez. Evet çok çok, çünkü abi McAllister ikinci yarı özellikle 2-3 haftadır ön tarafta Szoboszlai'siz ön tarafta oynamaya başladığından beri tamam işte McAllister biz Dünya Kupası'nda hocam oynat şunu oynat şunu Enzo'yla oynat falan dediğimiz adam bu performansını verdi. Yani ekstra hiçbir şey yoktu maçta konuşulacak. Konuşulacak şey esas buradaki hakem olayı. Ne diyorsunuz? Şimdi bilmeyenler varsa anlatalım. İşte bir sakatlık pozisyonu oluyor. VAR'a falan gidiliyor. Oyun duruyor, bakılıyor. Bir sakatlık da var sanırım orada. Top Forest'ta aslında. Dönüşte topu Liverpool'a veriyor. Ve Liverpool gol atıyor ama 2 dakika geçiyor bunun üzerine. Forest, Olympiakos'ta eski başkanı olan Yunan iş adamı. Riera'yı aldığımız başkan. Aynen, hakemi kovaladığı söyleniyor. Şurada şöyle tuhaf bir şey var. Mark Clattenburg, eski hakem. Nottingham Forest'ın istihdamlı elemanıymış. Ne iş yaptığını kimse bilmiyor. O yorum falan yapmış. Öyle bir tuhaf durum var. Ne diyorsunuz abi hakem olayına özellikle? Abi... Absürt, absürt olaylardan bu sene niye bu kadar çok oluyor sence? Premier Lig'de çok acayip. Premier Lig'de işte. Yani. La Liga'da da mesela bu ben hafta. Ben iddiamı yineleyeyim mi orada? Bence bu maç sayısının artması en çok hakemleri vurdu. Çünkü Liverpool 22 farklı oyuncudan dönüyor ama hakemler o kadar geniş değil. Bir de bu insanların kaslarının yenilenme süresi futbolculardan çok daha yavaş. Çünkü bu insanlar 40-50 yaşında adamlar, buna orta yaşlılar yani. Dolayısıyla sen bunu çarşı... Bir de takımların koştuğu mesafe de arttı abi. Bunlar bütün gün topu takip ediyor yani. Bu hakem 3 kilometre koşmuyor ki. Doğru, doğru. Şimdi şu an şu programı yapıyoruz. Hepimiz oturduk, suyumuzu içiyoruz. Burada oda sıcaklığı falan, ortam çok güzel. Hadi gelin şurada bir 4 tur atalım koşarak, oturalım. Yok. Ben açılışı yapamam. Abi hararetli konuşmaya başladığımız zaman, diyelim 4 tane cümleyi kurdun, hareketlendin. Ondan sonra söylediklerin aslında senin zihninden bile çıkmaya başlıyor. Evet. Yani canlı yayın, çoğu hata reaksiyon yayınında, canlı yayında oluyor ya maçın heyecanıyla. Tabii tabii. Ya şeye, ya neler neler şimdi sayarız. Dolayısıyla onda bence tamamen fiziksel. Ama şu açıdan ne diyorsunuz? Şimdi Nottingham Forest haliyle tepkili. Çok haklılar. Yani bir hakemin böyle bir şeyi yapmaması lazım. Abi top kimdeyse ona vermen lazım. Ama... Bir dakika 50 saniye geçmiş. Topu bir iki defa kazanmışsın, hemen geri kaybetmişsin. Bir puanla düşse Forest, ki puanları falan da silinebilir. Şu an o konular belli değil. Bir puanla düşse bu maç suçlanabilecek bir maç mı sizce? Kesinlikle değil abi. Yani. İşte. Çünkü bak bu tarz, bu şimdi çok minör bir avantaj sağlama ya. Bütün maçlara geri gidip onların... Herhangi bir maçın 30 saniye fazla uzamasından, yanlış bir taştan falan attıkları bir son dakika golünü de bulabiliriz. Yani. Dolayısıyla... İşte, ama abi insanlar da şey kalmadı ya, büyük ihtimalle Twitter yüzünden, sosyal medya yüzünden. Yani şu mantığı kurup, ha tamam demek yok. Ya topu bana verse ne yapacaktım? Paslaşacaktım, uzun sıkacaktım. Onlar gelecekti, onlar orta yapacaktı. Aynı şey yine olacaktı nasıl olsa demek sen yok. Sen zaten oyunun oynanmasını istediğin yer orasıydı bu yani, arada. Hiç daha ileri götürmedin ki. Şeyle Santo ile ilgili şey söyleyeyim mi abi? Mesela bak Origi, Hudson-Odoi, Elanga. Üçü de şu an 6 takımda. Rotasyonda kendine yer bulur. Yani kadronun hakkı bir... Rashford'un sallandığı zamanlarda United'da oynardı. En sevdiğim oyunculardan biri Gibbs-White. Bak Liverpool'u böyle yakalamışken, oynatamaması... Hani geride Liverpool'un baskısına abi Clark falan oynuyor. Bu arada Keller inanılmaz iyi maç çıkarttı. Aynen abi. Alisson'un arkası artık sağlam diyebiliriz özellikle. Ve hakikaten Nunez konusunda seni tebrik edeyim. Yırtıcı santrafor tiplemesi, şampiyonluk kazandıracak santrafor golü abi. Abi... O top geldiği zaman, geldiği anda abi vuruşunu düşünmüş santrafor kafalıyor. Şimdi Xabi Alonso Liverpool'a uyar muhabbetlerinde daha böyle detaylı bakanların söylediği şey var ya, aslında o kadar benzer futbol oynamıyorlar. Yani ne Leverkusen Klopp kadar keskin bir önde baskı yaptırıyor. Leverkusen bu PPDI numaralı rakamlarında ortalama falan bunun Bundesliga'da. Aynen, ve çok daha kısa pas futbolu oynatıyor Xabi Alonso. Klopp hoca çok fazla diagonal uzun istiyor. Ve o paslara abi attığı şiddetli koşular var ya Nunez'in. Farkını yaratan o ya. Yani bu futbolun santraforu o. Aynen. Orada mesela Salah da yok.
Hani Elliot sağ iç oynamış, sağ forvet gibi oynamış. Orada mesela o korelasyonu kim olursa olsun Diaz'la bazen frekans tutmasa da oyun içinde kalması, kısa bir sürede olsa oyuna girdikten sonra mesela maçı çevirecek golü atması. Şu gol mesela sen haftaya City ile oynayacaksın. Sana o kadar bir ivme kazandırdı ki artı 2 puan. Tabii. Ki orada mesela senin beraberlik hakkın bile arkadaki rakiplerin gelse bile senin City'ye yenilmemen bir kere psikolojik üstünlüğe tekrardan kavuşman demek. Çok önemliydi. Ama abi hakem konusunda da bu işin kayışı şeyde koptu. Liverpool Tottenham maçından sonra koptu. Premier Lig'de kopma nedeni bence o. Yani temel bir hakem formsuzluğu tüm dünya genelinde mevcut. Ama o maçtan sonra hakeme ve federasyona inançlı da Premier Lig'de de bizim Türkiye'de olduğu kadar sarsıldı. Arteta filan da evet, hiç yapılmayan açıklamaları yaptılar yani, bu sene. Kurumların o dokunulmazlığa bir dokunduğu tabii zaman canım. Ve o yeterli cezalandırıl. Ben Arteta'ya çok büyük ceza bekliyordum. Yani öyle bir kulübeden uzaklaştırılma bekliyordum. Biri oraya dokunduğu zaman rakip teknik direktör dokunmasa bile komünite dokunuyor. Dokunuyor. Abi. Tabii. Yani imam sallanırsa cemaat devriliyor hakikaten ki bunu doğaçlama çıkarttım. Cin şişeden çıktı diyelim. Aynen. Hadi İtalya'ya gidelim. Çünkü İtalya'da konuşmayı çok istediğimiz bir hoca var. Roma De Rossi ile harika günler geçiriyor ve biz Roma'da birçok sevdiğimiz oyuncu vardı. Bizim açımızdan da bizim Totti'ler Messi'ler tarihi için de önemli. İşte Pellegrini'yi çok severiz, Parades'i severiz, geri dörtleri Endika'yı severiz, ben Dybala'yı severim. İşte bir sürü sevdiğimiz oyuncu vardı ama Mourinho hoca döneminde bu oyuncuları izlememize heves edeceğimiz bir oyun oynanmıyordu. Kıyıcı hocam önce sizle oyunu bir tarif edelim. Çünkü Roma, ben Mourinho'dan başlayayım. Mourinho'nun üçlü bir savunması vardı. Bir maç ne kadar sıkıcı olabilirse o kadar sıkıcı oluyordu. Maçın uzatmalarında 75'ten sonra maçı açmanızla 75'ten önce tamamını izlemeniz arasında çok az fark oluyordu. Ama şu an dizilişiyle, oyunuyla, topun bir yerden bir yere gidişiyle ve arada gelmesine rağmen ve Mourinho gibi bir figürün yerine gelmesine rağmen ya bilgisayar oyununda bunu yapamıyorsunuz. Ya ben FM'de devre arasında geldiğim zaman bu kadar oyun değiştirdim, başarısız oluyorum. İnanılmaz bir başarı. Önce bir oyun tarifi alalım, sonra hocayı genel Fritz hocamla da konuşalım. Abi Mourinho döneminde mesela asla basak üçlü savunma ve beşli işte o El Şarabi'nin kanat bek gibi oynadığı, sağ tarafları zaman zaman Zeki, zaman zaman Zalewski'nin de kullandığı, oyun dizisinden vazgeçmeyen, kaybettiğinde de kazandığında da aynı oyun planında devam eden ve 3. yılda artık oyuncuların da dizginlerinin bence tutulmaya başladığını çok net görebiliyorduk. Şimdi burada bakınca mesela çok güzel bir yapı üstüne bir şey inşa etmeye çalışıyor De Rossi. 4-3-3'lü oynadığında mesela Paredes'in rolü, Pellegrini'nin özellikle ilk yarıdaki performansı, attığı goldeki vuruş kalitesi, biraz özüne dönme gibi görüyorum Pellegrini'nin dönüşünü. Cristante'nin mesela hakeza presteki yerleşimi ki presi de çok severek oynatıyor bence. Yani Monza'la oyuncular topu aldığı zaman da veya işte kanat bek Brindelli bir şey aldığı zaman da o Angelino'dan bir defansif performans bile aldığını görebiliyorsun solda. En etkilendiğim şey de o. 2-0 aynen oldu ve presteki şiddet bozulmadı. Tabii ki Brindelli hızlı bir oyuncu abi. Orada bayağı bir yakın temaslı da oynatıyor. De Rossi herhalde muadili İtalyan hocalara bakınca Gattuso, işte Pirlo bu gibi Dünya Kupası kazanan takım arkadaşına bakınca en efektif hoca olabilir. Oyun formasyonunda topu döndürmek, topu dolaştırmak. Dybala'nın liderliğini takım çok kabullenmiş. Bence Mourinho döneminde olmayan şeylerden biriydi. Evet, Dybala sağ kenarda da oynadığında, ikinci santrafor gibi oynadığında bir çalım atıp bir skor yapabiliyordu ama şimdi oynadığı oyundan keyif alan bir Dybala var. Lukaku mesela çok yakın oynuyorlar. Lukaku'yu da orada maskeliyor. Lukaku'nun sırtı dönük pas attığı toplarda Dybala'nın oradaki efektifliği, El Şarabi'nin tekrardan Milan günlerindeki gibi forvete evrilmesi, sol kenar forvet gibi oynaması. Oyuncudan bence performans alan bir hoca olması Roma'nın kadro yapısını düşününce Roma için çok büyük avantaj abi. Bu sene bir şeyi görüyoruz sanki abi. Sanki geçen sezon burada Xabi Alonso'nun Bayer Leverkusen'i ya bu takım seneye ne olur diyorduk ya. Acaba Bayern'e kafa tutar mı? Ya şimdi bu takım da şey dedirtiyor. Ya bu takım Juventus'ta Inter'e seneye kafa tutacak mı acaba? Sene doğru takviyeler yaparsa. Yani maçını açmak için en çok heyecanlandığım takımlarda genelde şeyden rahatsızdım ben. Sene başı çok çeşitli bir listeyle başlıyoruz. Sene sonunda çok Premier Lig'e kayıyordum ben şahsen. Yani genelde hep Premier Lig maçları. Önümüzdeki senenin listesine şimdiden girdi bende. %100. Çok nadir, ki, çok az Serie A takımı kalıyordu. Ki ben. Monza da bela takımdır abi. Hani yakaladığı zaman geniş alanda seni parçalar. Milan ne yaptılar yani? Tabii aynen. Paralılar. Çok pardon abi. Yok problem yok ama ben şunu size sorayım. Buradaki mesela bu takımdaki derin eksiklik 3-5 oyuncu mu yoksa
gidenler gelenler o sirkülasyonu sağlayabilecekler mi Roma yönetimi açısından ne düşünüyorsunuz? Abi bence ilk önce şöyle şu en temel bu takımda verilmesi gereken karar şuydu. Dybala ile Pellegrini aynı anda sahada tutabilecek bir çözüm bulabiliyor muyum, bulamıyor muyum? Bence işte oyuncu kalitesi, kenarın kalitesi falandan filandan önce bunun kararı verilmesi gerekiyordu. Bulamıyoruz. Yani mesela işte Mourinho bulamadı bunu. Oynattı beraber ama dengeli bir oyun çıkmıyordu bunlar bir arada olduğunda. Bulamıyoruzsa bunlardan birinden vazgeçmek ki hani Pellegrini daha kolay vazgeçilebilir bir oyuncu belki. En azından teknik direktör gözünde öyle olabilir. Ama bu adam geldi şimdi bir hafta, iki hafta hep dedin ya Pirlo Gattuso. Ben o endişeden kolay bir fikstüre geldi çünkü bu kadar kolay bir fikstüre gelmişken biraz konuşmadan gidelim dedim. Hatta 2-3 defa konuştuk Roma bakalım mı diye. Abi dedim biraz daha zaman geçsin. Ama işte 9-10 maçı geçti sanırım. 9 maç, bir mağlubiyet, bir beraberlik. Ve oyun senin de dediğin gibi oyun iştahlandıran bir oyun. Pellegrini tarafını nasıl çözdü? Abi Mourinho hocadan beklersin mesela şöyle bir şey yapmasını. Derinde Paredes, iç oyuncusu olarak Cristante. Bunu doğru düzgün hiç yapmadı. Yaptığında da dengesiz oldu. Bu adam düzenli olarak mesela Cristante'yi stoper oynatan Mourinho'dan ön tarafa yakın oynatan, neden? Onun ön tarafta baskıda Pellegrini'yi rahatlatma gücünü, Pellegrini ile Dybala'nın fiziksel zaaflarını, aynı anda sahada olmalarını, aralarındaki bağlantı oyuncusu olarak, presteki bağlantı oyuncusu çok olarak. Çok özür dileyerek maçı izlemeyenlere bir örnek vermek istiyorum. Beşiktaş Galatasaray maçında Al-Nusrati'ye birebir basan Torreira'ydı. Aynen. 6 numarayı 6 numaraya verdi. Aynen. Onun benzerini Cristante ile rakip. Şimdi bu oyun kurucuları. Sürdürülebilir bir şey olacak mı göreceğiz. Çünkü Dybala da Pellegrini de skor yapmadıkları zaman zarar veren performanslara dönmeye başlamışlardı. Eğer bu adamlar asist ve golde yoksa iki kişi eksik oynuyordun. Adanmışlık gelmeye başladıkça, özellikle Pellegrini'de çok görüyorum onu, fiziksel zaaflarını da kapatabilecek seviyede takım savunmasına yardımcı oluyor. Bir iki Monza çıkışında Pellegrini geriye koştu. Yani doğru koşuyu yapıp pozisyonları falan kesti. Ben Gattuso olmasından hala bir çekiniyorum. Çünkü Gattuso'nun da anlatabileceğimiz çok şey hikayesi var. Böyle ilk 10 maç bir anda her şeyi değiştiren. Ama oyun farklı. Oyun dediğimiz gibi modern bir oyun oynatıyor bu adam. Mesela Lukaku ön tarafta bayağı kendini paralıyor. O presi sağlıklı yapabilmesi için takımın, bunlar kıymetli şeyler. Ne? Mesela Zeki girdi. Christensen sakatlandı, Zeki girdi. Lille günlerindeki Zeki kadar iyi bir Zeki falan izledik. Evet. Umarız kalıcı olur bizim milli takım içinde. Tammy Abraham dönecek abi. Belki sol forvet kullanacak. Tammy dönecek. Ve her maç 2 gol yani. Inter'e bile kaybettiklerinde 2 gol attılar. Adamın oyunu hakkında bir şey bize bir metod olarak veriyor yani. Ben hücum futbol oynatacağım. İşte burada Spalletti'nden de izler var. Onun Napoli'sinden de izler var. O preste mesela bir zambosunu bulması lazım sadece. Bir de Totti'nin yükünü taşımanın da verdiği bazı izler var. Dybala ile Pellegrini'yi sırtında Totti'm sen koşma ben senin yerine de koşarımcı. Pellegrini. Milli takımda Totti, Del Piero birlikte oynadılar değil mi? Oynadı. Hatta yani Euro 2000'de Fransa maçında Del Piero kaçırmıştı Totti'nin pasını. Del Piero bir tane değil. Del Piero zaten bütün Avrupa'yı 1-0 iken kaçırıyor, dönüyor, Wiltord atıyor, 1-1 oluyor. Evet. O maçta. Bu arada üçümüz de Del Piero'yu sanırım Totti'den daha çok seven insanlarız. Evet. Keşke evet. Del Piero'lar Messi'ler olsaymış. Del Piero'lar Messi'ler olsaymış. Ama şimdi şey önemliydi bizde. Bak, Messi 2 S, Totti 2 T. Ya doğru. O daha yani söylemesi daha eğlenceli olur diye yemek seçer gibi seçti. Del Piero'ya vurulma sebebi ama 96'daki o sakal modeli abi. Değil mi? Çok net ya, fauller falan böyle şuradan evet, aşağı indirme. Del Piero bizim çocukluğumuzda sevilmemek için çok yakışıklı bir adamdı yani. O bir de benim boyuma yakındı. Ben Totti gibi olmayı hayal edebilecek oyuncularla biri değildim. Bazı oyuncular da doğru düzgün zaten biz atıyorum 98 senesi. Kaç tane Juventus maçını açıp 90 dakika izliyorduk da çok beğendik ama ki. Sahadaki duruş abi, evet, duruş. O Şampiyonlar Ligi programlarında o 2 dakikalık özette bir görüyorduk adamı, aşık oluyorduk ve Del Piero olarak sokağa çıkıp top oynuyorduk. Ya mesela şeyi hatırlıyorum abi, bak çok güzel nostaljiye girdin. Batistuta'nın saçları vardı ya, o lüle lüle aslan yelesi gibi. Atari salonuna gidiyorduk, Arjantin alıyorduk. Orada lüle lüle saçlı adamlar var. Ben şey işte Arsenal'i tutmamın sebebi o özetlerde
Şimdi ablamların evindeydim o zaman, yani teyzemin kızları. Abla diyorum ben, kuzen değil. Şu kadarcık bir televizyonları var odalarında. E kalabalık aile, şimdi içeride maç izlenmiyor özet. Ben onların odasında özetleri izliyorum. O kadar küçük ki televizyon. Hiç kimseyi göremiyorsun. Kırmızı kafalı bir tane adam var. O farklı biri. Ben de bunun gibi olacağım diye Arsenal'li oldum. Freddy Ljungberg'te. Ben de o zaman bir hemen araya bırakayım. Batistuta deyince aklıma geldi. 98 Dünya Kupası. Batistuta kırmızı çizgi, bazen beyazlısını da giyiyordu. İlk defa bir kırmızı şeritli, markanın logosu kırmızı olan bir krampon giyiyor. Tutturdum annemlere, bana da alın, bana da alın, bana da alın. Abi İstanbul, İzmit, biz o zamanlar nerede oturuyorduk? Tekirdağ'da oturuyorduk. Aramadığımız yer kalmadı, bulduk sonunda. İzmit'te Outlet Center'da. Abi düşün, okula geldim. Çivili kramponla betonda top oynayan bir gerizekalı düşün. Sürekli kayıyorum, düşüyorum falan. Ama ya, güzel güzel şeylerdi. O topçular, o açıdan bizim romantikliğimizi sağlayan şey, o topçuların o halleri, tavırları başka seviyeydi yani. Bizim romantizmi bozan maça geçiyorum. Valencia Real Madrid. Bir Real Madrid maçında uzun süredir bu kadar az eğlenmemiştim. İlk yarının ilk 30 dakikada. İyi bir Real Madrid görmedik. Valencia'da da ben Baraja Hoca'ya ve özellikle ileri ikilisine çok saygı duydum. Maçı genelde hakem üzerinden tabii ki konuşacağız. Olayı da anlatalım izlemeyenlere. 90+9'da top açılıyor. Oyun başlıyor. Top içeriye doldurulduğunda hakem düdüğü çalıyor. Maçı bitiriyor. Elini kaldırdı ve düdüğü çaldığı zaman arasında da çok fark var bu arada. Tabii tabii. Çal bitir lan yani. Herkes senin eline bakmıyor. O skandal o zaten bence. Yani adam elini kaldırıyor aslında. Adam kendince haklı da düdüğü çalmamış. Golü izliyor. Aynen. Onu vurdu lan diye düdüğü çalıyor. Ve top havadayken düdük çalıyor. Bellingham golü atıyor ve atılıyorlar. Bir kere şunu söyleyeyim. Kural hatası falan yok. Aynen. Yani hakem istediği an bitirebiliyor maçı. Bu arada Girona'da Mallorca'ya takıldı değil takıldı mi? Takıldı. Tamam, takıldı. Yani çok kafaya takacak bir şey de yok. Ya kafaya takacak bir şey yok da. Abi normal şartlarda detaylı bakmasam o hareket olmasa, şimdi söyleyeceğim hareketi. Yani bu iş maalesef, ben bahisle ilgili bir şeye yorarım. Mesela maçı da izlemedim ya 90 dakika. Bilmiyorum nasıl bir maç oynandı. Bahisle ilgili bir şeye yorarım. Ama tuhaf olan, top da ilk giderken, yani Real Madrid'li oyuncuya, ortayı yapacak oyuncuya giderken düdüğü götürüyor, orada çalmıyor. Mesela öyle bir durum olsa, yani kötü niyetli bir durum olsa orada çalar, bitirir. O şansı, o az önce konuştuğumuz konuya geliyor abi. Kafa gitti. Bizim işte Afkon'daki hakem vardı ya, belki adam yani fiziksel olarak o an beyninin içinde bir şey yaşadı filan. Gerçekten bak, bu adamların işi bazı anlarda futbolcudan zor. Yani sen şimdi topu aldın, en kötü yapacağın bir tane hatalı pas. Bakmadan atabilirsin topu. Bu adam evet, sürekli görmek zorunda ya. Ama orada sıkıntı ne abi biliyor musun? Penaltı pozisyonu penaltı değilken çok fazla beklediler, çok izlediler. 3,5-4 dakika izledi. O maçın uzattığı süre 8-9 dakika ise artı 3 daha üzerine koymalıydı. Real Madrid'ler en çok ona itiraz ediyor. Carvajal ile Ancelotti'nin itirazı ona. Yani sen penaltı olmayan şeyi izliyorsun. Penaltı veriyorsun. VAR'dan dönüyor. Arada 3 dakika dönüyor. Bak 3 dakika üstüne eklemen lazım ki. Ve ne olursa olsun abi, atak gelişimi, atak şu pozisyon gol yapıyorken olmasa bile daha oynatman lazım. Tabii diyorsun. Yani o ortaya atıldığı zaman da sen onu bitiremezsin. Peki, abi öyle bir şey yok. Olan da Valencia'nın penaltısı. Yani Real Madridlilerin hakem bak, hakkında delirmesi için sürekli yeni done çıkaran. Diakabe'nin ayağının kırılmasını falan saymıyorum bak. Onları uzatmasını da saymıyorum hani. Orada çok talihsiz bir sakatlık oldu. Sedia geldi. Oyuncu işte, oyuncular ağladı. Çok üzüldü Modric falan. Ama o penaltıyı, olmayan bir penaltı uydurup da VAR'dan iptal edip de üzerine eklemiyorsan, hadi eklemedin tamam, onu da anlarım. Abi orta yapılıyor, atağı bitiriyorsun ya. Yani tam senin dediğin gibi oradaki leş koku o bahis içinden gelir. Ve izliyor. Gol olduğun şey yaptığı zaman mesela bitirmiyor. İzliyor, ondan sonra gol olduktan sonra bitiriyor. Ancelotti'nin delirme sebebini ben çok net anlayabiliyorum. Hiç küfürlü İngilizce kelime kullanmış Ancelotti yani, basın toplantısında. Valensiyalılar da çok iyi maç oynadı. Yani Ruben Baraja dedin ya abi. Helal olsun abi. Yani Benitez dönemindeki o takımın topçusu ya. Santaforların adını unuttum. Duro. Yok, diğeri. Şey... Dur. Yaremçuk mu? Yaremçuk, Ukrayna. Abi, o boyutta o çabukluk hasta etti. O biraz Baraja'da mesela old school, Benitez ve Cooper'in öğrencisi ya, o takımlarda orta saha oynadı. Hani o Rufeteli kadro falan, işte Angulo'lu kadro, elindeki malzemeyle onu uygulamaya çalışıyor. Bak o da mesela dipnot olarak buradan kendini kurtarırsa, bir yerlere çıkarsa mesela, Valencia'nın o nakısından kurtarırsa bir şeyler yapabilecek bir hoca gibi geldi. Bayılttılar zaten ilk yarıda Real Madrid'i. Çok iyiler. Kadro kalitesiyle. Ama Ancelotti ile ilgili şunu söyleyeyim abi maça dair.
hakikaten Arda Güler'i oyuna alacak bir süre vardı 5 dakika. Çok bu sefer bir, tepkiler haklı diyorsun. Çok, abi Nacho çok saçma bir tercih ya. Yani sana maç kazanman lazım. Bireysel yetenek, şut atacak, ara pas atacak oyuncu lazım. Benim korkum biraz şu. Yani Real Madrid gerçekten yani çok fazla yurt dışına çıkan biri değilim de oraya gittiğimde gördüm. Real Madrid gerçekten üstüne bir şey konduramayacağım bir yer orada. Yani bir caddede Atletico Madrid'lerin çok olduğu caddede 4 tane Real Madrid tuturlar. Yani başka bir yer orası. Arda ile ilgili bu kadar sürekli bizim basının soru sorması, sosyal medyada bu baskı. Katılıyorum. Bence yani biz çok izlemek istiyoruz. Çünkü hepimizin hayaliydi Real Madrid'de oynamak ve gerçekten çok yetenekli bir Türk genci orada oynayacak. Yani o bizim çocukluğumuz o. Çok çok iyi anlıyorum ama yani Real Madrid'de değil Arsenal'de oynasa belki katalizör olacak. Tamam atalım sahaya bir 10 dakika izleyelim dedirtecek şey. Real Madrid olduğu için o kulüp, Real Madrid'de biricik bir kulüp çünkü, bir yere kiralanmasına bile sebep olabilir. Olabilir. Baskıyı hiç umursamazlar çünkü. Antipati yarattı belki Ancelotti'nin gözünde ki çocuk dün derbide Kerem Aktürkoğlu ile Barış Alper Yılmaz'ın fotoğraflarını beğeniyor. Hani İstanbul sarı kırmızı, İstanbul'un en iyisi falan. Ondan sonra geri çekiyor abi. Artık nasıl bir üstünde şey varsa tepki yarattıysa okumadan o. Çünkü bazen insan şey yapıyor olabilir. Bekar mı Arda? Neyse yorum yapmayayım. Ben anlamadım. Çünkü post beğenirken biraz da futbolu beğeneyim. Arkadaşlar bu adamın yaptığı yorumu açıklıyor. Abi. Bir tane diyor ki hanımın fotoğrafını beğenmiştir. O beğeni gözükmesin diye sıradan beğeni atmıştır. Milli takımın arkadaşlarındakini üstünde çıkmıştır. Abi, biraz da futbolu beğenelim demiştir. Lamba gibi sarı kırmızı yazıyor ama kardeşim bir oku yani. Abi o hanıma yakalanma korkusuyla valla her şeyi pavlamış oldu. Abi şu Paris Saint Germain Monaco. Gece 11 falan neyse. Paris Saint Germain Monaco için izledin mi sen? Yok izledim. Bir şey söyleyeceğim abi. Hayatımda izlediğim en sıkıcı maçlardan bir tanesi. Mbappe 45'te Luis Enrique çıkarttı. Duşunu aldı. Ama oynadığı top nasıl? Dalga mı bak, geçiyorsun Mbappe? Abi... Topa önüne gidiyor, koşmuyor, hareketlenmiyor. Hani top böyle nasıl yapıyor? Cidden bak önüne gidiyor abi, top hareketlenmiyor. Ben o hani... Barkola koşsun lan falan yapıyor böyle hani. Soyunma odasına giderkenki halini falan gördüm de o saha içinde de mi öyle? Reji, Real Madrid olayım bak, mesela almam. Reji maçı bıraktı, Mbappe'yi çekmeye başladı abi. Hani maç oynanıyor, Monaco maçı 49. dakika, 50. dakika Reji Mbappe'yi tribüne çıkıyor, selam veriyor. Monakolulara falan selam veriyor eski takımın taraftarlarına. Bence ayrılması için bazı mali şartlarda bir emri vaki yapmışlar ona. O da inadına kaşıyor, hoca da onu kaşıyor. Çünkü Luis Enrique de o çok dikkat eder. Ya Sergio Ramos'u çağırmaz mesela. Yani hiç adamın bir zararı dokunmayacak olsa bile. Çok dikkat eder. 45'te alması hep ondan. 60'ta da aldı daha önce. Ama Mbappe'nin yaptığı şey değil abi. Yönetimle falan çekişirsin. Bu oyuna saygısızlık. Yani futbol ve arkadaki olmasa Mbappe'yi biz tanımazdık abi. Ve Paris Saint Germain'in arkadaki bekleyen en büyük tehlikeyi söyleyeyim abi. Maçta iki kere çok net bak. Maçı özetini izlersen de anlarsın. Ramos, Kolo Muani, Dembele, Barcola. Bu dört gün arasında Kolo Muani'ye pas atmıyorlar. Oynamaması için. Aralarında rekabet var. Mbappe sonrası kral kim olacak diye. Olacağım. Hiçbiriniz olmayacaksınız abi, beyler. Barcola bak Vitinha. Oraya adam alınacak. Bak Vitinha Barcola'ya veriyor. Barcola Vitinha kendi arasında oynuyor. Barcola kesinlikle atmıyor Kolo Muani'ye. O zaman Zaire'yi oradan kurtaralım be. Ugarte'yi. Zaire hiç oyuna bile almadı zaten. Dembele mesela o kendi başına takılıyor. Çekeyim vurayımcılık yapıyor. Ama hakikaten çok çok böyle... Luis Enrique'nin bayağı bir ödevi var orada. İçlerinde o yani Paris'in kralı olacak oyuncu da yok. Çünkü hepsi çok gol kaçıran oyuncular. Yok ya. Abi. Ramos olmaz. Dahil. Abi harika bir fikstür var. Fikstüre geçelim istersen. Pogba'yı sonraya bırakalım abi. Ben Pogba'ya uzun konuşmak istiyorum. Ha. Yani yazı yazıyor olsaydım direkt Pogba üzerine yazı yazardım. Ben bir 10 dakika konuşmamız gerektiğini düşünüyorum. Önümüzdeki hafta. Önümüzdeki haftaya bırakalım. Ben de araştırayım. Bir iki notum var onu söyleyeyim. Bu hafta izlediğim en güzel maç Udinese Salernitana, müthiş goller izledik. Salernitana'nın sağa çık, bayıldım. Udinese'nin sol bek, bayıldım. O Röveşata gol olan maç değil mi? Aha, aynen. Başka bir gol. Röveşatamsı diyelim. Carbone'nin golü de güzeldi. O da çok güzel. Atalanta Bologna bu hafta en çok konuşmak istediğim maç oydu. Ama bizim derbi Beşiktaş Galatasaray, Manchester derbisi üst üste bindi. Beşiktaş Galatasaray maçı bitince Manchester derbisini tekrardan izleyebildim. Atalanta Bologna'yı izleyemedim. Motto hocam Gasperini'yi de yendi. Fixtür'de konuşacağız zaten. Fixtür harika bir İnanılmaz bir maç haftası yani, abi.
Totti'ler, Messi'leri izledikten sonra biz şey yemekten önce gelen böyle güzel bir açılış olur ya. Kimi mekan kaliteli bir ekmek, bir zeytinyağı koyar. Bir çok tatsız bir şey hatırlattın bana. Geçen kız arkadaşımla yemek yemeye gittik. Abi söyledik yemeği, tamam mı? Şey geldi işte, yanına ne alırsınız? Neyse onu alayım, bunu alayım işte. Rus salatası şu, bu. Aldım, yedim. Sonra hesap biraz fazla göründü gözüme. Meğer onlar da paralıymış. Ben bedava verdiler zannettim. biz bedavayız. Efendim. Ama bizden sonra salı akşam Bayern Münih Lazio. Thomas, yaralı aslan. Thomas Tuchel, ben ne yapayım? Oyuncular beni motive etsin diye. Benim şu an kafa o acil ezmeyi hiç bitirememem de. Neyse. O kadar para verdik acil ezmeyi de. Çarşamba 20.45 Sporting Atalanta. Dur. Abi Bayern Münih'ten bir girelim. Bayern Münih geçecek bence. Freiburg maçını izlediniz mi Cuma günü? İlk yarıya baktım. Abi yani tamam, bunca zamandır konuşuyoruz her şeyi de, o maçı bitirmen lazım. Yani Freiburg bence müthiş oynadı. İzlediğim hücum anlamında Streich hocanın en iyi maçlarından biriydi. Musiala muhteşem bir gol attı filan ama yine de bir şekilde 2-2 bitirmeyi başardılar o golü. Ama yine de ben Bayern Münih handikap alacağım bu maça mesela. Lazio'ya geçecek bence de abi. Handikap ama ondan alacağım. Sonra Patares, yani ümit yok bence. Sporting Atalanta kaçırmayacağım müsabakayı. Net kaçırmam abi. Net kaçırmam, çok güzel maç olacak. Real Madrid Leipzig maçını Sporting Atalanta'nın iyiliğine göre kaçırmam. Peki, bu maç çok iyi olursa izlerim. Benim... Yoksa şey var mı? Sürpriz beklentiniz var mı? Yok benim. Ondan yani çok. Ya ben fizik olarak Leipzig'in arıza yaratacağı, karşılık verebildiği zaman Real Madrid'in rakipler fizik olarak bir arıza bekliyorum ya bu maçta. Perşembe 20.45. Muhteşem bir maç. Dezerbi De Rossi, derbi. Aynen, muhteşem bir maç. Hem Dezerbi hocayı zaten seviyoruz ki Barcelona'yı artık baya baya da geçiyor. Derbi. Hem de De Rossi'yi de o kadar övdük. Arkadaşlar bu maç, sırf bu bölümü izleyenler kaçırmasın. Yalnız bu hafta Marco Silva patates etti De Zerbi'yi. 3-0 Fulham inanılmaz oynuyor. Oyunculardan Marco Silva hoca inanılmaz verim alıyor. Santo ile ilgili söylediklerimin tam tersini yapıyor Marco Silva. Tebrik etmek lazım. Bayağı geliştirdi. Adama Traore'yi geçen hafta andık. Bu hafta golle karşımıza, aynen, çıktı. Perşembe 23 Union Saint-Gilloise Fenerbahçe. Union Saint-Gilloise'ın giden oyuncuları tanıyorduk daha ziyade ama. Abi şeyi tanıyoruz. Cezayirli oyuncuları var. İzledik ya bir maç Cezayir'de, Afkon'da. Bir maç oynattı sadece. İsmini maalesef unuttum. Amorim diyeceğim de, o Sporting'in hocası. Neyse, ön tarafta oynuyor. 3-5-2'de aslında kanat oyuncusu, Cezayir'de kanat oynuyor. 3-5-2'de Union Saint-Gilloise'ın Gilloise. Hatırladım, bayıldım. Ya şu Union SG yazıyor ya şimdi. Fener Yens'in Star Gazetesi manşeti çıkmaz mı buradan? Malum kelimeyle. Eski Star Gazetesi. Abi şey ya. Kendik bir lan tarzı bak, bir şey. Fenerbahçe'nin avantajı şu. Bu sene Galatasaray'da, Fener'de şu stil takımla çok oynadı. Yani maçı %40 oynayarak bitirir. Hiç sıkıntı yaratmaz. Ama geçişte çok hızlılar abi. Çok seriler, çok organizeler. Orta sahada iki tane çok iyi adamları var. Ben geçen sene işte Boniface varken izlediğim Union Berlin serilerindeki o hala duruyor oyuncular. İşte stoperler biraz arızalı. McAllister'ın kardeşi stoper mesela bu takımda. Geçişte hakikaten Fener Nordsjælland maçında gördüğü, Galatasaray Sparta Prag maçlarında gördüğü, bunlara fiziksel olarak karşılık veremiyorsan biraz geride beklemek lazım. Umarım İsmail Hoca geride beklemeyi biraz takıma bu sene bu maç için öğretebilir. Çünkü ön tarafta fiziksel olarak birazcık Fener sallandığında çok çabuk diyorlar kale. Rotasyon yapacak diye düşünüyorum ben abi. Sen ne diyorsun? Yapmalı mı sence? Yapmamalı ama ona hafta gidiyor. Hafta sonu Pendik maçı var. Pendik maçı var. Trabzon olsaydı kesin yapardı da. Ya İbrahim Hoca geldikten sonra, İbrahim Üzülmez'in, baktım. Yani Fenerbahçe esas rotasyonu orada yapsa daha iyi olur. Abi rotasyon, şöyle söyleyeyim, hiç çıkarılmayacak bazı oyuncuları var bence Fenerbahçe'nin. İsmail, Fred olmadığı için. Belki Fred döner, o son haberlere bakmadım da. İsmail, Ferdi, Dzeko. Bunların dışında yapıyorsa yapsın da bunlardan biri oturmasın. Evet. Geldik hafta sonuna. Bologna-Inter.
Motto hocayı şöyle bir doya döküleyim. İnanılmaz maç. Karşısında harika bir maç olur. Bu hafta yine. Pazar 16'ya renk geldi. Bir saniye abi, Inter'e de iki kelime edeyim. Hafta içi Atalanta maçı. Yani Atalanta o kadar formda geldi ki. Dedim ben buradan Inter'in artık böyle serisi bozulur. Atalanta'nın serisini bozdular. İki hafta önce Roma'nın serisini bozmuşlardı. Şimdi Bologna müthiş bir seriyle geliyor. Bakalım bu sefer Bologna'nın seriyi nasıl bozacaklar. Pazarda Aston Villa Tottenham. Dördüncülük. Aston Villa kazanırsa bence garantiler. Yani Leicester geçen 5 sene önce çok yaşadı bunu. Garantilediler dedik. Son anda United geldi geçti falan da. Bence bu Villa bu kadro kalitesiyle kazanırsa garantiler. Şöyle 3-3 falan olursa müthiş bir maç olur bu. Rekabetçi iki teknik adam. İkisi de birbirine diş geçirmeye çalışacak. Keyifle izleriz abi. Bak garanti maç bu. Bologna Inter de garanti maç. Thiago Motta evet. Muhtemelen kart vizit atmak isteyecek. Liverpool City bu da artık şampiyonun bence bu iyi bir viraj. İnanılmaz bir ana yemek. Aslında bu maçtan sonra canlı yayına girmek lazım. Abi umarız Liverpool'un sakatlar döner. City evet. Tam kadro artık. Yani abi, bir şey söyleyeyim mi? Ufak tefek hariç. McAllister bu sezonki en iyi futbolunu oynadı Nottingham Forest maçında. Aynı Xavi Hernandez gibiydi bence. Oyun kontrolü, topu alışı, dönüşü geriye öne. Bu maçta en belirleyici şey bence Liverpool adına McAllister'ın o Nottingham maçındaki performansını sergileyebilecek mi? Sergilerse ben 50-50 diyorum abi. Szoboszlai dönerse bozar mı acaba McAllister'ı? O da var. Gravenberg ya da bozar mı dönerse iç oyuncusu. City zaten bildiğimiz gibi Foden'la beraber hani De Bruyne, Foden, Haaland. City inanılmaz bir fikstüre giriyor. Abi şu ana kadar City Aralık ayından beri tamam acayip bir seri yaptılar falan 15 maç 16 maç 15 galibiyet de ilk 8 içinde ilk kez United'la oynamışlar 2 aydır, 2,5 aydır. Evet, çekme tokat Arsenal. Şimdi acayip bir şey geliyor bakalım. Çok güzel bir pazar bekliyor bizi. Stones'u belki de o yüzden hazırladı. Rodri'nin yanında. Sen olur. Bildiğimiz oynayalım şekli. İdeali o değil mi? İdeali o abi. Rodri'yi de fayda sağlıyor. Kendini de rolünü buluyor. İdeali o. Diyelim. Harika bir hafta sonu bizi bekliyor efendim. Abiler ağzınıza sağlık. Eyvallah. Lig 1'de Paris Saint Germain konuşurken söyleyecektim. Lens elendi. Dördüncülüğe ayı gibi saldırıyor. Brest kazandı. Bayağı Brest aldı ikinciliği. Nice altıncılığa düştü falan. Orada acayip bir dördüncülük yarışı olacak. Hani yazmadığımız maçlardan da özellikle oradaki dördüncülüğü ilgilendiren güzel maçlar olacak hafta sonu. Çok da umurundaydı kimse. Ben bunu niye söyledim ki ya? Estağfurullah. Aniden bir heyecanlandım da. Neyse. Haftaya bir sürü güzel maç izleyip sizlerle olacağız efendim. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.